Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda data type'lardan biri olan string'lerle alakalı bazı şeylerden bahsedeceğim. Daha önceki videomuzda bütün data type'lara değinmeye çalıştık. Özellikle integer, boolean, string, ondan sonra id vardı hatırlarsanız. Decimal, double, long, böyle data type'lara değinmiştik. Bugün string'lerle alakalı kısa bir video yapmayı düşünüyorum. String'lerle alakalı bazı metotlarımız var. Bu metotlar bütün data type'lar için geçerli olmadığı için string'lerle alakalı böyle özel bir video yapıyorum. Hatırlarsanız bir variable tanımlarken diyelim ki first name şeklinde bir variable tanımladığınız zaman buna eşittir kendi adınızı yazsanız bu şekilde tanımladığınız zaman hata veriyor. Çünkü bu variable'ın data type'ı önemli. Data type dediğimiz işte integer, string, boolean gibi şeyler. Sizin sağ tarafta belirttiğiniz data type, yani buraya girdiğimiz sonuçta bir data var. Bu datanın türü ne? Datanın türünü en başa yazmanız gerekiyor. Şu anda bakıyorum. Bir string tırnak işareti içinde yazılmış. Sonuçta bir rakam sayı değil. True, false, null değil. Bir string olduğu için en başa biz string yazmamız gerekiyor. Diğer şekliyle yanlış oluyor, hata veriyor. Bu şekilde tanımlamanız gerekiyor. Yani ne zaman bir variable tanımlıyorsanız en başına data type'ı yazmanız gerekiyor. Bu şekilde biz kendi adımızın yani adımızı belirttiğimiz zaman hata olmaz. Bunu debug yapalım, görelim hata var mı yok mu. First name'i debug yapıyorum. Hata olup olmadığını görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir hata yok. Execution yapıyor. Execution log'da da engini görebiliyorsunuz. Şimdi bunu yazmak kolay. Daha önce de görmüştük. Bu şekilde istediğiniz kadar işte company name olur, last name olur, full name olur, sizin title'ınız olur, Salesforce developer şeklinde ya da Salesforce admin olarak bir sürü yerde siz string'leri kullanmış olacaksınız. Kullanmak zorunda kalacağız. O yüzden string yazmak çok zor bir mesele olmayacak. Ama string'in bazı metotları var. Yani daha önce de çalışmıştık. Bir class'ta nasıl metot varsa bir string'in de metotları var. Bir matematik class'ının metotları var. Onları tek tek çalışacağız. Bugün string'in metotları üzerinde duralım. Diyelim ki first name'i yazdınız. Daha sonra ikinci bir string oluşturdunuz. Oraya da last name dediniz. Değişkenin adını last name koydunuz. Ve baş Türk olarak belirlediniz. Daha sonra siz bunların ikisini birleştirebiliyorsunuz. Şu şekilde birleştirebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Üçüncü bir string oluşturabiliyoruz. Buna biz full name diyoruz. İkisini birleştirmek istediğim için full name oluyor. Eşittir diyelim. First name plus last name. Şu şekilde birleştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Siz şimdi first name, last name'i print yapabilirsiniz. First name'i print yapıyorum. Sonra last name'i, sonra da full name'i print yapalım. Buraya print ederken debug yapmamız gerektiğini kastediyorum. Onu öyle anlayalım. Full name'i de kopyalayıp buraya yapıştıralım. Gördüğünüz gibi bizim first name'imiz Engin, last name'imiz Baştürk. İkisini birleştirdik ve nasıl execution log'da nasıl gözükeceğini görmek istiyoruz. O yüzden hepsini debug yapıyoruz. Ayrı ayrı. Debug yapıyorum. Gördüğünüz gibi Engin Baştürk. Engin Baştürk full name 8. satırda arasında boşluk olmadan geldi. Bunu bizim boşluklu bir şekilde yapmamız gerekiyor. First name'i last name ile birleştirdik. Artı işaretini kullanarak. Tekrar artı işareti kullanarak iki artı işareti arasında bir boşluk tanımlayabiliriz şu şekilde. Bu bir boşluk şu anda. Yani first name artı bir boşluk artı last name. Bu şekilde yaparsanız
Şu şekilde yaparsanız nasıl oluyor? Engin Baştürk, Engin Baştürk. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Diyelim ki boşluğu bu şekilde tanımlamadınız. Başka bir variable tanımlamak istiyorsunuz. Onun adı da şöyle olsun. String space olsun. Ya da şuna şöyle diyelim. Single space diyelim ona. Eşittir. Böyle bir boşluk tanımlıyorum. Onu first name'den sonra ekliyorum. Şu şekilde. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman da hiçbir problemle karşılaşmazsınız. Aynen çalışıyor. Ve Engin Baştürk arasında boşluk olacağını görüyorsunuz. Neden? Çünkü buradaki 3 tane string'i birleştiriyor. Plus artı işaretiyle birleştirebiliyoruz. Öncelikle Engin'i aldı. Sonra bir boşluk aldı. Sonra Baştürk aldı. Artık sürekli boşluk ekleyeceğinize single space'i ekleyerek o boşluğu eklemiş olabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Daha rahat olur diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde full name, first name, last name'i belirttikten sonra string metotlarına geçelim. String metotlarına geçelim. Şöyle. Birinci string metodumuz şu olsun. Alıyorum first name'i. Her zaman hatırlarsanız bizim string'imiz burada first name. Daha sonra nokta koyuyoruz ve metodumuzun adını yazmamız gerekiyor şimdi. Metodumuzun adı ne olsun? Ne olsun derken kendimiz karar vermiyoruz. Olan metotlar var. İlkini şöyle, ilki ne olsun? İlki length olsun. Length olarak ilk metodumu alıyorum. Length ne demek? Length bizim string'in uzunluğu. Yani kaç karakterden oluştuğunu gösteriyor. Şu anda ben first name'i yaptığım için first name'in uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5. 5 karakterden oluşuyor. Bizim alacağımız sonuç 5 olması gerekiyor. Bakalım. Aldığımız sonuç gördüğünüz gibi 5. Aynı şekilde bunu diğerlerini de uygulayabiliriz ama ondan önce first name'in başına string eklemek istiyorum. Farklı bir string eklemek istiyorum. Şöyle bir string ekliyorum. The length of the first name diyorum. First name is diyelim. 2 nokta üst üste koyuyorum. Boşluk bırakıyorum. Burada ben string'i bitiriyorum. Bitirdikten sonra böyle bırakırsanız şu anda ne var? Bir string'imiz var. Sonra bir variable'ımız var ve onun metotla uzantısı var. Ama siz bunları plus'la birbirine birleştirmezseniz o zaman hata almış olursunuz ve bu kodları execute yapamazsınız. Ama şu anda ne yaptık? Bir string ile başka bir string'i birbirine birleştirdik. Evet. Aslında ikincisi string değil. Neden string değil? Çünkü length uzunluk olduğu için artık bunun değeri integer. Bunun değeri integer oluyor. Siz şu şekilde de yapabilirsiniz. Diyelim ki first name'in uzunluğunu burada tanımlamak istiyorsunuz. Hemen first name'den sonra şöyle tanımlayamazsınız. String işte len first name diyelim. Bu şekilde yaz bir variable tanımlarsanız bunun da bunun sonucuna şöyle derseniz first name nokta length parantezimizi açıyoruz. 2 nokta üst üste değil de neydi? Noktalı virgülü kapatıyoruz. Bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Ama burada bir hatamız var. Bizim hatamız burada ne? First name string. Burada problem yok. Ama first name'den sonra bir metot kullandık. Artık bizim string'imiz türünü değiştirmiş oldu. Artık string değil, artık integer. Neden integer? Çünkü bir string'in uzunluğu sonuçta bize 5 olarak geldiği için bir integer oluyor. O yüzden siz burada string tanımlayamazsınız. Bunun adına integer diyoruz. Aynı şekilde şu şekilde isterseniz string kalsın, hatamızı alalım. Şu anda şurada ben tanımladığım şeyi kullanabilirim. Neydi? Len first name'i ben burada kullanabilirim. Evet. Bir hata mesajı alacağız. Hata mesajını neden alacağız? Çünkü len first name'in sonucunu ben biliyorum. 5'e eşit. Ama burada ben onu string olarak belirttiğim için bize hata verecek. Execute yapıyorum ve ne diyor? Illegal assignment diyor. From integer to string. Yani integer bu. Normalde integer. Siz onu string olarak
belirttiniz diyor, hata yaptınız diyor. O yüzden string'in yerine integer yazmamız gerekiyor. Evet, bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Ne yaptık? Bir integer, bir variable tanımladık. Data type'ı integer olan bir variable. Onu da biz string'imiz, hangi string? Engin. Engin zaten first name'e eşit. Siz buraya Engin yazsanız da problem yaşamazsınız. Onu da deneyelim. Ama first name zaten Engin olduğu için string'imiz, bu bizim string'imize eşit. Nokta land. Nokta land. Her zaman parantezleri koyuyoruz. Bu şekilde metodumuzu kullanıp bu birinci satırdaki string'imizin uzunluğunu bulabiliyoruz. Bunu şimdi run yapsak hiçbir problemle karşılaşmıyoruz. Gördüğünüz gibi ne diyor? The length of the first name is 5. Evet, bildiğiniz gibi 5. Peki şöyle yapsak. First name'in yerine first name değil de direkt Engin yazsam olur mu? Yazıyorum. Şu şekilde Engin yazıyorum. Sonra kapatıyorum. Hiçbir hata mesajı almadık. Şimdi bunu execute yapıyorum. Tipak only'e bakıyorum. Yine 5. Değişen bir şey olmadı. Neden olmadı? Çünkü şu Engin ile first name arasında hiçbir değişiklik yok. Zaten bunlar birbirine eşit. O yüzden biz sürekli Engin yazacağımıza şöyle düşünün. Engin değil de daha uzun bir şey olduğunu düşünün. Daha uzun bir şey olduğunu düşünün. Çok uzun diyelim. 50 karakterden oluşan bir şirket adı düşünün. Sürekli bu şirket adını kullanmanız gerekiyor. Şimdi şirket adına direkt company name koymak mı daha kolay? Yoksa şirket adını sürekli yazmak mı? Diyelim ki 10 ayrı yerde kullanmanız gerekiyor. Siz sürekli şirket adını yazmaya çalışıyorsunuz. Bir kere şöyle bir hata oluşabilir. Her zaman aynı şekilde yazamayabilirsiniz. Hani copy paste yapabilirsiniz ama bir de şöyle düşünün. Çok uzun olduğu için yazdığınız kodlar biraz böyle kalabalık gözükecek. Yani biraz içinde kaybolmuş olabilirsiniz. O yüzden her zaman variable'larla tanımlamak daha güzel oluyor, daha net oluyor. Kodlarınız çok daha böyle göze hoş hitap edebiliyor. Evet, dediğim gibi first name ile Engin birbirinin aynısı olduğu için ben burada Engin değil, ne kullanacağım? First name kullanacağım. Buraya first name'i koyuyoruz. Evet. Aynı şekilde biz bunu kopyalasak, last name için kullansak, şurada. Ama tabii len first name yerine len last name koymanız gerekiyor. Bu first name'i de şuradaki last name'i değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi last name'in uzunluğunu almış olacağız. Ama bunu print yapmamız gerekiyor. Yani debug yapmamız gerekiyor. O yüzden şuraya eklememiz gerekiyor. Buraya ekleyelim. The length of the first name değil de the length of the last name yapalım bunu. Şurayı da değiştirmemiz gerekiyor. Nerede? Şurada tanımlamıştık zaten. Buradan alalım. Buraya koyalım. Yani şurada bizim elde edeceğimiz şey buraya koymuş oluyoruz. O yüzden kafanız karışmasın. Şimdi bunu execute yapıyorum. Last name'in de uzunluğunu almış olacağım. The length of the last name is 7. Hakikaten 7 mi? Bakabiliriz. B-A-S-T-U-R-K. Toplam 7 karakterden oluşuyor. Şimdi son olarak full name'in uzunluğunu almaya çalışalım. Aynı şekilde bunu kopyalıyorum. Full name'in hemen altına yapıştırıyorum. Len full name diyorum bu kez. Buna değiştirmek gerekiyor. Full name. Şuraya full name'i koymak lazım. Full name burada. Bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Son satırımı da tekrar kopyalıyorum. Şimdi ne yazmamız gerekiyor? The length of the full name dememiz lazım. Full name is. Şunu değiştirmek gerekiyor. Neyle? Bununla değiştirmemiz gerekiyor. Buraya full name yazalım. Şu anda bunu print yaptığınız zaman neyi göreceksiniz? The length of the first name is 5. Gerçekten 5. Bakalım. Engin 5 karakterden oluşuyor. The length of the last name is 7. Evet, Baştürk 7 karakterden oluşuyor. The length of the full name is 13 diyor. Full name'e bakalım. Normalde 7 artı 5 12 yapıyor. Bir de burada boşluğumuz vardı. 13 yapıyor. Hiçbir hata yok. Hepsi doğru. Birinci, burada neler öğrendik ona bakalım. İlk olarak birkaç string'i nasıl birleştiriyoruz? Artı işaretiyle birleştirebiliyorsunuz. Onu öğrendik. Tekrar tekrar string'leri yazmaktansa sürekli variable oluşturmak daha kolay. Göze daha hoş hitap ediyor. Kodlarımız çok daha düzenli oluyor. Onu öğrendik. Üçüncü olarak da
İlk metodumuzu öğrendik. İlk metodumuz ne? Stringlerin ilk metodunu öğrendik. Lent olarak gördüğünüz gibi burada kullandık. 3 kere kullandık. Daha çok pratik olsun diye. İlk metodumuzu lent olarak öğrendik. Şimdi buradan devam edeceğiz. İkinci metodumuz şu. Contains. Yani bir cümlenin içinde aradığımız şey var mı yok mu ona bakacağız. Şöyle yapsak mesela. Direkt şuraya yazıyorum. System nokta debug diyorum. Ondan sonra bunun içine bir string yazayım. Diyelim ki ne diyelim? My name is Engin diyelim. Daha sonra nokta diyorum ve metodu kullanacağım dedik ya. Önce string'i yazıyoruz, sonra metod ismini yazıyoruz. Nokta ile birleştiriyoruz. Nokta diyorum, contains diyorum. İçine Engin yazıyorum. Evet. Şu şekilde Engin'i tırnak işareti için yazmanız gerekiyor. Benim burada ne demek istediğimi anlatayım. My name is Engin string'inin içinde Engin var mı yok mu ona bakıyoruz. Eğer Engin varsa bize true verecek. Engin yoksa false verecek. Yani burada aslında bir soru soruyoruz. Diyoruz ki my name is Engin içinde Engin var mı? Evet var. Yani true. Hayır yok. Yani false. O şekilde. Şu anda var mı? Görüyoruz. Var. Var olduğu için bize ne gelecek? True gelecek. Bunu aynı şekilde kopyalayıp bir sonraki satıra yapıştırırsak bu kez my name is Engin'in içine Engin değildi Yasemin yazsak. My name is Engin'in içinde Yasemin var mı? Yok. O zaman bize ne olacak? False gelecek. Execute yapıyorum ve bakıyorum. Gördüğünüz gibi birincisi true çünkü benim yazdığım string'in içinde Engin var. İkincisi ne? İkincisi yanlış. Neden yanlış? Çünkü my name is Engin'in içinde Yasemin yok. O yüzden bize false olarak geliyor. Bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Contains'in sonucu ne? Bize ne veriyor? Mesela len dediğiniz zaman bize bir sayı veriyor. Bunu bilmek lazım. Return'ü ne? Öyle diyelim. Return olarak bize ne dönüyor? Ya ben bu metodu kullandığım zaman ne elde edeceğim? Ne elde ettiğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Eğer integer elde ediyorsanız integer elde ettiğinizi bileceksiniz. Ona göre eğer bir variable, değişken, yeni bir değişken oluşturmak istiyorsanız onun başına integer koyarsınız. Ben şu anda my name is Engin contains Engin bu şu statement'ın true olduğunu bildiğim için eğer ben bunu başka bir variable'a eşitlersem başına boolean koymam gerekiyor. Yani gidip de integer ya da string koyamam. Çünkü bunun sonucu true yani boolean. Ben boolean'le bunu tanımlamam gerekiyor. Evet. Aşağı doğru devam edersek şimdi bunu burada gördük. Aynı şeyi şeyde yapsak. Yani first name full name'in içinde var mı yok mu? Ona bakabiliriz. Normalde var biliyoruz. Çünkü full name'le Engin Başturk. İçinde Engin de var, Başturk de var. O yüzden şöyle yazabiliyoruz. Bunu biz şu şekilde bir değişkenle belirtelim. Bir değişkenle belirtelim. Ne diyelim? Bir variable oluşturalım. Boolean diyorum çünkü o contains'in sonucu bana true ya da false geldiğini bildiğim için boolean diyorum. Boolean diyelim. Status yazalım. Buna eşittir diyelim. Full name nokta. Şimdi full name bizim string'imiz. Nokta. Şimdi metodumuz yazmamız gerekiyor. Contains. İçine de first name yazıyorum. First name'i contain yapıyor mu yapmıyor mu? Bunu ben print yaptığım zaman şöyle system nokta debug içine status'ü koyup print yaptığım zaman ne olacak? Bunun sonucu ya true olacak ya false olacak. Execute yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi true. Neden true? Çünkü full name normalde full name'imiz ne? Sesi düşünelim. Engin Başturk. Engin Başturk'u buraya yazın. Engin Başturk'un içinde first name yani Engin var mı? Var. O zaman bizim sisteme de bak ne olacak? True olarak bize dönecek. Ne yaptım ben? Bunun sonucunun true olduğunu bildiğim için bunu yeni bir değişkene eşitledim. Bu değişkenin adını da boolean koydum. Çünkü biliyorum ki benim burada ifade etmeye çalıştığım ifade, bu bir ifade sonuçta. Statement diyoruz İngilizce'de. Bu bir ifade. Bu ifadenin return'ü bana true olarak ya da false olarak geleceğini bildiğim için ben buraya boolean koydum. Siz gidip de buraya string koyarsanız o zaman
hata mesajıyla karşı karşıya kalacaksınız. Bunları iyi bilmek lazım. İyi tahmin etmek lazım. Evet, planımızı tekrar yazdım hata almamak için. Bu şekilde aşağı doğru devam ediyorum. Evet, contains bu işe yarıyor. Yani bir cümlenin içinde bir kelime var mı yok mu ona bakıyor. Ondan sonra bir sonraki metodumuz index of. Index of. Index of metodunu kullanarak biz bir cümlenin içinde şöyle yazalım. Şöyle bir yorum yazalım. Index of metodu diyelim. Şu şekilde onu şurada belirleyelim. Şimdi index of'u kullanarak bir cümle içinde herhangi bir karakterin kaçıncı indeksli olduğunu bulacağız. Index ne demek? Ona gelelim. Index şuradan başlarsak mesela first name'de 5 karakter var. Her karakterin bir pozisyonu var. Pozisyonlar birden başlamıyor. Bu kodlama işlerinde birden başlamıyor. Sıfırdan başlıyor. Yani E'nin indeksi 0. Yani pozisyonu 0. Sonra N'nin gibi 1, 2, 3, 4 diye devam ediyor. Yani size ben ikinci karakterin yani N'nin indeksini sorduğum zaman 1 demeniz gerekiyor. 1 aşağısı. Sonuncu karakterin indeksi ne oluyor? Normalde 5 harf var, 5 karakter var. Ama indeksi 4 oluyor. Yani 0, 1, 2, 3, 4 diye devam ediyor. Biz diyelim ki G'nin indeksini istiyoruz. G'nin indeksini istiyoruz. G'nin indeksini nasıl bulacağız? Şu şekilde bulabiliriz. System.debug diyelim. Ondan sonra index of G diyorum. Şu şekilde boşluk bırakıyorum. Ondan sonra artı yazarak artık biz burada onu hesaplayabiliyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? 1. Ben bunu nerede arıyorum? First name'de arıyorum. O zaman first name'i yazıyoruz. String'imizi yazıyoruz. Nokta method name'imiz. Metodumuzun adı ne? Index of. Neyin indeksini arıyoruz? G'nin indeksini arıyoruz. O zaman G'yi yazıyoruz. Şu şekilde yazdığınız zaman siz first name'in içindeki G'nin indeksini yani pozisyonunu bulabiliyorsunuz. Bunu biz run yapalım. Gördüğünüz gibi index of G 2 diyor. Bakalım gerçekten 2 mi? Normalde 3. sırada şey olarak yani 1. karakterimiz E, 2. karakterimiz N, 3.'sü G. Normalde 3. sırada ama indeksi 1 azalıyor. 0, 1, 2 olarak devam ettiği için G'nin indeksi 2. Burada gördüğünüz gibi 2 olarak bize dönüyor. Şimdi aynı indeksi biz gidip full name'de bulalım. Bakalım bizim G karakterimizin indeksi full name'de ne? Index of G in full name diyelim. Full name. Birincisine de şey diyelim. In first name diyelim. Artık burada first name değil de full name kullanmamız gerekiyor. Şu şekilde. Artık full name'in içinde G hangi pozisyonda onu bulalım. Execute yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi index of G in full name 2. Aynı yerde. Biz şöyle yapalım. Bunu değiştirelim. G değil de gidip neyi bulalım? Mesela K'yi bulalım. Index of K diyelim. Şurayı da K olarak değiştirelim. K'nin indeksini bulalım. Bakalım kaçıncı sırada. Execute yapıyorum. Debug on ediyorum. 12. sırada. Bakalım 12. sırada mı? Normalde 1, 2, 0'dan başlıyor. Normalde biliyorsunuz 13 karakterimiz var. Burada görüyorsunuz 13 karakterimiz var. Normalde karakter sayısına göre giderseniz 13 olması gerekiyor. Ama 0'dan başladığı için son karakterimiz K. Onun indeksi ne oluyor? 12 oluyor. Bize 12 olarak döndü. Evet, buradan devam edelim. Index of'u da görmüş olduk. Hepsini burada çalışmayacağım. Bunlar için özel bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü çok fazla var. Ama burada en azından birkaç tanesine değinmek istiyorum. İkincisi last index of.
last index of ne? Diyelim ki şu şekilde yapalım. Şunu kopyalayalım. Şuraya koyalım. Şu yorumumuzu da üzerine koyalım ki ne olduğunu bilelim. Index of değil de last index of diyelim buna. Metodunu kullanacağız şu anda. Şu anda gördüğünüz gibi Engin Baştürk içinde tekrarlanan bir şey var. Karakter var. Ne? Ne'nin iki tane indeksi var. Hem 1 hem de 4. Yani sıfırdan başlarsak sıfırıncı indeks 1 neye denk geliyor? Ondan sonra sonuncusu da 4'e denk geliyor. İki tane var. Ve n'nin son indeksini istiyorum. Çünkü index of deyince bize ilkini veriyor. Last index of derseniz size sonuncusunu verir. Onu yapalım. Şurada full name yerine index of n diyelim. In full name olabilir. Full name içinde de bakabiliriz. Buraya da n yazıyoruz. N'yi arayacak şu anda bizim. Full name'in içinde n'yi arayacak. Ama bana son n'nin indeksini verecek. Şurayı last index yapmamız gerekiyor. Last index of. Evet. Index of n. Şöyle diyelim. Index of last n diyelim. En son n'in indeksi. Bunu execute yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi index of last n in full name is 4 diyor. Çünkü bana ikincisini veriyor. Sonuncusu bu. Sonuncusu. O şekilde şu şekilde bir örnek de yapabiliriz. System nokta debug diyelim. Bunun içine öyle bir kelime yazalım ki içinde birden fazla aynı harf, aynı karakter olsun. Mesela diye bir kelime vardı, öyle hatırlıyorum. Bunun doğru yazılışı nasıl bakalım. Doğru mu yazdık? Şunu alalım. Şunu alıyorum. Google'dan aldık. Buraya koyduk. Araba markası. Nokta diyoruz. Last index of diyorum. I'nin son indeksini bulmak istiyorum. I'nin. I'yi biliyorsunuz tırnak işaretince yazmanız gerekiyor. Çünkü karakter. Evet. Noktalı virgülle kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya her zaman variable yazmak zorunda değilsiniz. Bazen string'in kendisini de yazabilirsiniz. Problem yok. Şu anda ne yapıyorum ben? Bir kelimem var. O kelimenin içinde tekrar eden bir karakter var. I karakteri. O karakterin son indeksini istiyorum. Son indeksi. Zaten ya birinci indeksini bulabiliyoruz ya da sonuncuyu. Ortadakini bulamıyoruz. Last index of i dersek last indeksi kullanmanız gerekiyor. En sonuncusunu bulmak için. Execute yapalım. Evet. Ne diyor? 9 diyor. Gerçekten 9 mu? Bakalım. Şuradan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. 9. Son i'mizin indeksi 9. Bu metoda böyle çalıştıktan sonra devam edelim. Evet. Şunu şuraya da koyalım. Daha net olsun. Şurada neyi çalışmıştık? Contains'i çalışmıştık. O yüzden şöyle buraya contains yazalım. Evet. Devam edelim. Bir sonraki metodumuz trim metodu. Trim. Şöyle yazalım. Trim yazıyorum. Trim metodu nedir? Trim metodu yazdığınız indeks, yazdığınız string'in içinde eğer boşluklar varsa bu boşlukları siliyor. Tek boşluğa indiriyor. Tek boşluğa indiriyor ama aralarında varsa, eğer başında ve sonunda boşluk varsa onları tamamen siliyor. Yani şöyle diyeyim. Diyelim ki bir cümle yazalım. Şöyle yapalım. String diye bir string variable oluşturalım. Buna ne diyelim? Text diyelim. Text oluşturalım. Buna şu şekilde yazıyorum. Boşluk bırakıyorum. I am learning Apex diyelim. Bu şekilde bitiriyorum. Evet. Şuralarda boşluk bırakıyorum. Sonra da boşluk bırakıyorum. Buraya da boşluk bırakıyorum. Gördüğünüz bir sürü boşluk bırakıyorum. Değişik bir yazı oldu. Böyle bir yazı olmaz normalde. Ben diyelim ki böyle yazılarımız var. Bir sürü var. Ben bunları normal cümle şekline dönüşmek istiyorum. Yani başında boşluk olmasın. Sonunda boşluk olmasın.
aralardaki boşluklar da birden fazla olmasın. O durumlarda neyi kullanmanız gerekiyor? O durumlarda şöyle system.debug diyelim. Evet, bizim text'imizi alan text.trim diyoruz. Trim metodunu kullanırsanız başta ve sondaki boşluklar siliniyor. Aradaki boşluklar teke iniyor. Execute yapalım, görelim. Bakıyoruz. I am learning Apex. Gördüğünüz gibi başta boşluk yok, sonda boşluk yok. Aralardaki boşluklar teke indi. Teke indi. O şekilde trim metodunu da kullanabiliriz. Ondan sonra string diye bir metodumuz var. Sonuncu metodumuz değil. İki tane daha var. Onları da çalışalım. Önce equals'u çalışalım. Şöyle. Equals metodu nedir? İki string'in birbirine eşit olup olmadığına bakıyor. Equals yazalım. Şöyle yapalım. String text 1 diyelim. Buna ne diyelim? Apex diyelim. String text 2 diyelim. Buna da Apex diyelim. Birbirine aynı olsun. Birbirine aynısı olsun. Bunda birbirine eşit olup olmadığına bakacağız. Şöyle yapalım. System.debug. Ondan sonra text 1 nokta metodumuzun ismi. Equals. Parantez içine parametre. Yani ikinci text'imizi geçmemiz gerekiyor. Text 2 diyoruz. Text 1'imiz text 2'ye eşit mi değil mi? Ona bakacağız. Execute yapıyorum. True diyor. Neden true? Çünkü ikisi de Apex, ikisi de birbirine eşit. O yüzden onu da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu parantezlerin bir manası var. Bazen boş, bazen de dolu. Yani gerektiği zaman dolduruyoruz, gerektiği zaman boş bırakıyoruz. İlk olsa text 1'in neye eşit olup olmadığını kontrol ediyor ya. Text 1 ile text 2 birbirine eşit mi ona bakıyor. Text 1 equals text 2 eşit mi değil mi ona bakıyor. O yüzden text 2'yi nereye yazıyoruz? Bizim parantezlerin içine yazıyoruz. Evet. Bir sonraki metodumuz compare to diye bir metodumuz var. Aynı şekilde parantezleri koyalım. Metodu diyelim. Evet. Compare yapacağız şu anda. Nasıl yapacağız? Aynı şekilde şu ikisini compare yapalım diye. Yukarıda yazdık. System nokta debug text 1'i nokta compare to parantez içinde text 2 yazalım. Bu şekilde birbirine compare yapalım. Yani karşılaştırma yapıyoruz. Execute yapıyorum. Aynı şekilde çalışıyor. Compare yaptığı zaman 0 geliyor. Birbirine eşitse 0 geliyor. Birbirine eşit değilse ne geliyor? Ona bakalım. Diyelim ki ikincini Apex 2 yazalım. Execute yapalım. Evet, eksi 1 geliyor. Eksi 1 geliyor. Şu şekilde. Diyelim ki Apex. Apex'ten sonra birkaç tane harfimiz olsun. Ne olsun mesela? Apex. SDFGH diyelim mesela. Böyle rastgele bir şeyler yazalım. Execute yapalım. Eksi 5 geliyor. Şöyle diyeyim. Compare yapıyor. Compare yapıyor. Eğer birbirine eşitse 0 bize 0 olarak dönüyor. Eğer birbirine eşit değilse eşit olmayan karakter sayısı kadar bize dönüyor. Şu anda sonuna SDFGH koyduk. Bize eksi 5 olarak döndü. Bunu bir de başına koysak nasıl olacak ona bakalım. ASD koyuyorum başına. Farklı olsun diye. Yani sonu aynı, başı farklı. Execute yapıyorum. Bakıyorum. Bize 29 olarak dönüyor. 29 olarak dönüyor. Şu rakamların ne ifade ettiğini çok fazla bilmiyorum. Öğrenirsem bir sonraki videomda ya da başka videolarda size belirtirim. Ama şunu söyleyeyim. Eğer eşitseler compare yaptığı zaman sıfıra dönüyor. İlk başta yaptığımız gibi. Eşit değilse gördüğünüz gibi baştan eşit değilse pozitif rakamlar geliyor.
sondan eşit değilse farklı rakamlar geliyor. O şekilde bize dönüş yapıyor. Ama bizim bilmemiz gereken, eğer birbirine eşitse bize sıfır veriyor. Evet. Şu şekilde görüyorsunuz. Sıfır veriyor eğer eşitlerse. Evet. Evet. Bu videomuzda basitçe 5-6 metodu işlemiş olduk. Bu metotlarla alakalı farklı videolarım olacak. Matematik metotları var. Onun için farklı bir video, uzun bir video olacak. String metotlarının geniş hali, yani bütün metotların olduğu bir video olacak. O da biraz uzun olacak. Daha sonra date metotları var. Onlarla alakalı bir video yapacağım. Yani metotlarla alakalı farklı bir akış olacak. O akış içinde değişik videolarım olacak. Burada bu dersi bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.